TV19 ekranlarından merhaba sevgili izleyiciler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Ağır yaralanan bir astsubay şehit oldu. Biri sivil olmak üzere iki kişi de yaralandı. Trabzon'un Maçka ilçesinde iki gündür devam eden arazi arama tarama çalışması sırasında Vazelon Manastırı kırsalında güvenlik güçleriyle terörist grup arasında saat 15 sıralarında sıcak temas sağlandı. Çatışma oldu. Yani çatışma kaç gibi sesi oldu? Bir buçuk saat bir önce buçuk falan. Saat kaç şu anda? Şiddetli bir çatışma oldu sonrasında. Yani çatışma sesi, hatta biz yardım falan ihtiyaç var mı diye, bizim evimiz burada, abimin evi burada. Ben buradan bağırdık. İşte ambulans falan istedik. Buradan gelen askerleri, sivilleri, buradan gelenleri oraya yönlendirdik biz. Biz buradaydık. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre biri sivil, ikisi güvenlik görevlisi, üç kişi yaralanırken yaralı güvenlik görevlileri ambulansla hastaneye sevk edildi. Ambulansa izin verin. Yaralılardan durumu ağır olan astsubayın şehit olduğu bilgisi gelirken bölgede çatışmaların sürdüğü bildirildi. Fatih abi, dumanla çıkalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı. Kurban Bayramı tatiline ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı, 10 günlük tatilin turizm açısından olumlu olacağını ifade etti. Erdoğan, ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerginlik ve cilve gözlü sınır kapısındaki hareketliliği de değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda 10 günlük bayram tatilinin turizm açısından isabetli olacağını söyledi. Şu anda tabii hükümet bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Yani eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur. Erdoğan, Alman heyetinin 8 Eylül'de Konya'ya yapacağı ziyarete ilişkin soruyu yanıtladı. Doğrusu tabii NATO çerçevesi içerisinde Almanların bu talebine NATO ile de görüşmelerimizi yaparak olumlu bir yaklaşım sergiledik. Bu tabii bir incirlik olayı değil, daha farklı bir olay. Ve bu çerçevede şu anda gerek başta Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere Dışişleri Bakanlığımız bu süreci yönetiyorlar. Şu anda da olumlu istikamette devam ediyor. Erdoğan son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerginliği değerlendirdi. Şu anda dünyada yaklaşık 16 ülke nükleer silahlanmada ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Bunların içerisinde 3 ülke var ki bunların şu anda nükleer silahlanmada ciddi bir gücü var. Ve bununla beraber de tabii tehditte ön alıyorlar. Temenni ederiz ki bu Amerika, Kuzey Kore arasındaki bu tehditler adeta bir vuruşmaya dönüşmez. Ve bu dünyada çünkü sadece ikisi arasında kalmayabilir. Daha farklı bir tehdit sürecini de başlatabilir. Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğini açıkladı. Bizim piyasalarımızı etkileyeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Ancak nükleer silahlanmanın sürekli karşısında olduğunu söyleyenlerin burada nükleer silahlanmayla birbirlerini tehdit eder hale gelmesi düşündürücüdür. Biz işin bu yanından genel bir perspektifle bakarsak, yani gelişmemiş ülkelere veya zayıf ülkelere nükleer silahlanmada fırsat vermeyenler, fırsat tanımayanlar gücü ellerine alınca bu nükleer silahı acımasızca kullanmanın da gayreti içerisinde oluyorlar. Bu da benim bir objektif bakışımdır. Erdoğan, cilve gözü sınır kapısındaki hareketlilik ve İdlib'deki çatışmasızlık bölgesinde yaşananlarla ilgili de konuştu. Şu anda biz insani yardımda yine varız. O noktada cilve gözünü açık tutacağız.
Ama yani bunlar gıdadır, ilaçtır, giyim vesaire bunlar da. Fakat iş şeye dönerse, silah gibi vesaire bu tür şeylere, buna tabii bizim yol vermemiz, müsaade etmemiz mümkün değil. İdlib'de ise görüşmelerimiz devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım cuma namazını Ankara'da kıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sen ben kavgasını bırakalım" sözlerine ilişkin Yıldırım, "Aklı başına gelmiş demek ki" dedi. Başbakan bayram tatiliyle ilgili de konuştu. Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sen ben kavgasını bırakalım" sözlerine ilişkin olarak "aklı başına gelmiş demek ki, önce kendisi bu işi bıraksın, memleketi, milleti yabancılara şikayet etmekten vazgeçsin" dedi. İyi, aklı başına gelmiş demek ki. Önce kendisi bu işi bıraksın, memleketi, milleti yabancılara şikayet etmekten vazgeçsin, Türkiye güvensizdir, can mal güvenliği yoktur demekten vazgeçsin, adaletin verdiği kararlara saygı duysun, efendim belirli suçlarla hakkında kovuşturma devam edenlere sahip çıkmasın, bıraksın adalet rahat çalışsın. Biz zaten çalışıyoruz, biz 15 yıldır çalışıyoruz ülkenin kalkınması için, büyümesi için, yollarıyla, sağlık sistemiyle, eğitim sistemiyle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için var gücümüze çalışıyoruz. Bizde farklı bir durum yok. Kılıçdaroğlu'nun da bu noktaya gelmiş olmasından memnun oldum. Kurban Bayramı tatilinin uzayıp uzamayacağı ile ilgili soruyu da Yıldırım Bakanlar Kurulu'nu işaret ederek yanıtladı. Salı gün Bakanlar Kurulu yapacağız. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında orada değerlendireceğiz ve oradan bir karar çıkacak. Her iki alternatifte toplumun bir kesimi çalışmaya devam edelim diyor. Bir kesimi turizm, özellikle turizm sezonu daha iyi değerlendirmek için tatili uzatalım diye teklifler de var. Her ikisinin artısı eksisi değerlendirilecek ve salı günü karar verilmiş olacak. Efendim, sizin şahsi fikriniz nedir? Benim şahsi fikrim olmaz. Bakanlar Kurulu ne karar verirse o kararı uygularız. Şahsi fikirlerle ülke yönetilmez. Başbakan Suriye'de İdlib'de son günlerde meydana gelen gelişmeleri dikkate alarak sınırda gerekli tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi. Özellikle İdlib'de son günlerde meydana gelen gelişmeleri dikkate alarak o bölgede 150 kilometrelik Hatay'ın Suriye sınırında gerekli tedbirleri alıyoruz. Malum orada radikal gruplar son zamanlarda kontrolü ele aldı ve burada yaşanacak gelişmelere göre, yapılacak operasyonlara dikkate alarak biz hem insani dram yaşanmaması için hem de sınırlarımızdan ülkemize yönelik tehditlerin oluşmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep'te konuştu. FETÖ üyelerinin yargılandıkları davaları değerlendirdi. Darbecilerin mahkemelerdeki pişkin ve rahat tavırlarıyla ilgili soruya Gül, "Tiyatroların hiçbir geçerliliği yok" dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Hacı Baba İçme Suyu Arıtma Tesisleri için yapılan laboratuvarın açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hayırlı uğurlu olsun. Gül, FETÖ üyelerinin yargılandığı davalarla ilgili konuştu. Darbeciler, tüm FETÖ terör örgütü yönetici kadrosu üyeleri yargılanıyor. Türk mahkemeleri adil, bağımsız ve tarafsız bir şekilde hakim savcılarımız bu yargılamaları yapıyorlar. Herkes yargıya sonuna kadar güvensin. Adaletin sonuna kadar tecelli edeceğine asla şüphe duymasınlar. Türk mahkemeleri şu anda işte görüyorsunuz Akıncı davası, Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast düzenleyen teröristler
yargılanıyorlar. Gül gazetecilerin yargılanan darbecilerin mahkemelerde gösterdiği pişkin ve rahat tavırlarıyla ilgili soru üzerine tiyatroları izliyoruz, bütün milletimiz görüyor. Bu yalanlamalar tiyatroların hiçbir geçerliliği yok dedi. Bütün milletimiz görüyor. Bu yalanlamalar, bu tiyatroların hiçbir geçerliliği yok. Neyi bağlıyorsunuz pişkinliklerini, rahat tavırlarını mahkemede? Ya bunların hepsi bir terör örgütünün nasıl bir organize olduğunu aslında gösteriyor. Yani bunların nasıl bir organize suç örgütü olduğunu gösteriyor. Bunlara şu şekilde söyleyin, inkar edin deniyor. Onlar da inkar ediyorlar ama dosyalarda deliller var. Cürmü meşhut işler var. Meclis bombalanmış, külliye bombalanmış. 250 vatandaşımız şehit olmuş. Bunlarla ilgili her türlü şey dosyada mevcut. Dosya kapsamında ne varsa bunlar gerekli cezayı alacaklar. Bakan Gül, CHP'nin Çanakkale'de yapmayı düşündüğü adalet kurultayını da değerlendirdi. CHP'nin neyi var bizi ilgilendirmez. Türk milletinin bağımsız tarafsız yargısı var. Hakimleri, savcıları var. Adaletimiz işliyor. CHP FETÖ ağzını önce bıraksın. Darbecilerin yanında terör örgütleriyle aynı dili kullanmaktan vazgeçsin. Şu milletin yanında ya bari iki gün durmaya çalışsın. Şu Yeni Kapı'da bir gün durdular. Şunu üç gün dursaydınız. CHP'ye şu milletle bir 30 gün olmadığı bir 30 dakika aynı şeyi, aynı duyguyu paylaşmaları, FETÖ'ye karşı, diğer terör örgütlerine karşı milletin yanında durmaya, FETÖ ağzıyla konuşmamaya davet ediyorum. CHP'nin neyi var adaletle ilgili? Bilmez ama Türk milletinin, Türk devletinin bağımsız tarafsız yargısı var, adalet mekanizmaları var. Terör örgütü suçuyla yargılananların tek tip kıyafet giymesini öngören çalışmayla ilgili ise yakın zamanda kamuoyu bilgilendirilecek diye konuştu. Çalışıyoruz, onu da yakın zamanda Sayın Bekir Bozdağ Bey zamanında da başlayan çalışma var. Bunlarla ilgili kamuoyu bilgilendirecek. Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi diş hekimliği implant kemik içi dış implant kemik yükleme deneyleri için yetkilendirme alan tek ve ilk laboratuvar oldu. Konuyla ilgili düzenlenen törenle yetkilendirme belgesi Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rehametin Alkan'a verildi. Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından diş hekimliği implant kemik içi dış implant kemik yükleme deneyleri için yetkilendirme alan tek ve ilk laboratuvar oldu. Yetkilendirme belgesinin teslim töreninde konuşan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor İrfan Kurtbaş yetkilendirme ile ilgili bilgi verdi. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından tıbbi cihazların testlerinin yapılması üzerine yürütülen işbirliği sonucunda Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama Araştırma Merkezi HÜPTAM'ın yetkilendirme süreci tamamlanmıştır. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Doktor Hakkı Gürsöz, ilaçların ve kutuların güvenliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Milyarlarca kutu ilaç, milyonlarca adet tıbbi cihaz. Şimdi bunların güvenliği son derece önemli. Onun için de laboratuvar altyapınızın sağlam, güçlü olması gerekiyor. Şimdi bizim kendi kurum bünyemizde laboratuvarlarımız var ama her şeye yetmeniz mümkün değil. Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rehametin Alkan, çalışmalar neticesinde Türkiye'de ilk ve tek olarak bu laboratuvarı almaya hak kazandıklarını belirtti. Ve Türkiye'de ilk ve tek olarak bu laboratuvarı almaya hak kazandık. Ama Hakkı Bey zikretmiş olduğu 5 milyon cihazdan bahsediyoruz. Yani bütün üniversitelere yetecek kadar, gerçekten herkese yetecek kadar çok ciddi sayıda testlerin yapılması gerekiyor. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfi İlksen Ceritoğlu Kurt da Çorum için koyulan hedefe bugün ulaşıldığını belirtti. Bu Çorum için attığımız hedefte sizler sayesinde hedefimize bugün ulaşıyoruz. Bundan sonra da desteğinizi arttırarak devam etmenizi rica ediyorum. Özellikle denetim şubeden bize bol bol müşteri gönderin. Biz her şeyin iyisini yapıyoruz. Her şeyden önce de bu üniversitenin yüksek okul olarak kurulmasında emeği geçen rahmetli babama, arkadaşlarına hepsine teşekkür ediyorum. İyisi için buradayız. Tıp fakültemize de buradayız. Bu benim evladım gibi burası. O yüzden hepinize teşekkür etmek istiyorum. Başka da yapacak yok. Durmak yok, yola devam. AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kısa bir süre içerisinde tüm Türkiye ve yurt dışına hitap etmesinin kendisini gururlandırdığını kaydetti. Kısa bir süre içerisinde 2 yılı aşkın bir süre geçmesinin içerisinde bu kadar aktif bir şekilde, bu kadar tüm Türkiye ve hatta hedeflenen şekilde yurt dışına hitap edecek olması bizleri
gerçekten gururlandırdı, onurlandırdı. Çorum Valisi Necmettin Kılıç sertifikanın Çorum'a çok önemli kapılar açabilecek muhteşem bir adım olduğunu dile getirdi. Bugün vereceğimiz sertifika işte birkaç bin dolarlık bir hizmetin sonucu gibi görünse de öyle değil. Çok önemli kapılar açabilecek ilin, Çorum'un önüne hayırlı ufukları getirebilecek muhteşem bir adım olduğunu düşünüyorum. Konuşmaların ardından Gürsöz tarafından Rektör Alkan'a yetkilendirme belgesi verildi. Çorum Belediyesi kültür sanat etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda geleneksel hale gelen Açık Hava Sinema Günleri 14 Ağustos'ta başlıyor. Bir hafta sürecek etkinlikte 7 film gösterilecek. Çorum Belediyesi birbirinden güzel kültür sanat etkinliklerini Çorum halkı ile buluşturmaya devam ediyor. İşletin dilinizi, ellerinizi işlettiğiniz gibi. Dehşet için resmi dehşet. Kriz için. Belediye bu kez de kültürümüzde nostaljik bir yeri olan Açık Hava Yaz Sinemaları etkinliği düzenliyor. Apartmandan şimdi üzerimde gördüğünüz bu elbiseyle çıktım. Bir hafta sürecek olan Açık Hava Yaz Sinemalarında 7 film gösterilecek. Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, sinemanın her dönem vatandaşların rağbet gösterdiği bir eğlence türü olduğunu belirtti. Bu akşam başınızı dinlemeye gittiğiniz süt annenizin. Sinema günleri 14 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. Bir hafta sürecek Açık Hava Sineması Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinde yapılacak. Ya annenizi ne gibi seversiniz? Sinema günleri kapsamında 14 Ağustos'ta Kocan Kadar Konuş. 15 Ağustos'ta İçimdeki Yangın. Tu viens d'apprendre que ton père est vivant. 16 Ağustos Sevdam Gözlerinde Kaldı. Çantasında ne var? Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun telefonunu. 17 Ağustos Pepe. Pepe! Merhaba arkadaşlar. 18 Ağustos Somuncu Baba. Bu gece kendisine mi? Ve 19 Ağustos Şeker Portakalı filmleri ücretsiz izleyiciyle buluşacak. Sosus Sega Konepanya. Filmler her akşam saat 22'de gösterime girecek. Günüz bu elbiseyle çıktım. Şu ana kadar da Çorumlu kadınlar belediye tarafından şehre kazandırılan Mevlana Spor Merkezi'nde uzman hocalar eşliğinde spor yaparak formda kalıyor. Çorum Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Mevlana Spor Merkezi'ne kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Evet, arkadaşlarımın önerisiyle geldim. Daha yeni başladık. Bugün oldu ve bugün başladığımızdan itibaren çok güzel geçti. Hem kendimizi mutlu hissediyoruz, hem formumuzu koruyoruz. Yani stresimizi de atıyoruz hocamızın dediği gibi. Gerçekten çok güzel bir eğitim. Çok iyi hissediyorum. Gerçekten iyi geldi. Fitness falan çok güzel yani. Sporumuzu falan yapıyoruz. Gayet güzel. Çorumlu kadınlar uzman hocalar eşliğinde spor yaparak formda kalıyor. Ortam çok rahat, hani sadece bayan olduğu için, hani hocamız da bayan zaten. Gayet rahat oluyor. Ne bileyim, erkeklerden dolayı hani bir rahatsızlık, onlar genelde daha sert çalıştıkları için öyle bir yarışma tarzı bir şey olmuyor, rekabet tarzı bir şey olmuyor. Bayan bayan olduğu için gayet rahat, istediğimiz her şekilde çalışabiliyoruz. Çorum Belediyesi'nin bizlere sunmuş olduğu bu spor tesislerinden uzun zamandır faydalanmaktayım. Daha önce Buhara Kadın Kültür Merkezi'ndeki gerek yüzme gerek sporlara katılırken şimdi de Mevlana Otoparkı'nın üstündeki Mevlana Spor Kulübü'ne geliyorum. Buradaki gerek spor hocalarımıza gerek çalışma arkadaşlarımızla çok güzel spor yapıyoruz. Spor salonumuz çok güzel. Alet bakımından olsun, bize sunulan imkanlar bakımından olsun ve de çok küçük cüz'i bir ücret karşılığında bundan faydalanıyoruz. Kimsenin ne bütçesine yük olacak şekilde ne de kendini rahatsız edecek bir ortam var. TV19 mikrofonda konuşan eğitmen Gülay Atmaca, kadınlara yönelik her gün ders verdiklerini söyledi. Her gün burada bayanlara spor dersi veriyoruz. 18 yaş üstü bayanlar geliyor.
Hani sadece rahatsızlığı olmayanlar değil, rahatsızlığı olup olanlar da geliyor. Gülay Atmaca kadınların spor yaparak hem formda kaldıklarını hem de stres attıklarını ifade etti. Zaten buraya gelenler böyle bir rahatlayarak ondan sonra geliyorlar. Laktik asidi attığı için, mutluluk hormonu salgıladığı için kendini daha böyle zinde hissediyorlar. Gün boyunca o mutluluğu zaten hissediyorlar. Gelmeyen sporcularım da diyor ki hocam o gün hiç güzel geçmedi, ondan sonra mutlaka burayı aradım diyorlar. Havalar mevsim normalleri üzerinde seyrederken serinlemek için çeşitli yöntemler deniyoruz. Bazılarımız deniz veya havuzlarda serinlerken bazıları da tehlikeli yöntemleri tercih ediyor. Alaca'dan acı bir haberle devam ediyoruz şimdi. Hem serinlemek hem de balık tutmak amacıyla gölete giren enişte ve kayınbirader boğularak hayatını kaybetti. Çorum'un Alaca ilçesinde 23 yaşındaki Cuma Mercan ve 26 yaşındaki eniştesi Emrah Erdoğan aileleriyle birlikte ilçede bulunan Koçhisar Barajı'na gitti. İddialara göre aileler piknik yaparken Mercan ve Erdoğan balık tutmak amacıyla baraj savağının altında bulunan gölete girdi. Mercan ve Erdoğan'dan haber alamayan yakınları gölet kenarında ikilinin ayakkabılarını buldu. Bunun üzerine jandarmayı arayan yakınları yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İlafet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Mercan ve Erdoğan'ın cansız bedenleri göletten çıkarıldı. Cenazeler otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde içerisinde 119 kaçak göçmen bulunan otobüsün sürücüsü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Erzincan'dan Ankara'ya giden Mustafa Y. yönetimindeki yolcu otobüsünü durduran polis, otobüste yaptığı aramada Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen mültecileri yakalamıştı. Irak, Türkmenistan, Suriye, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen 102'si erkek, 9'u kadın, 8'i çocuk, 119 göçmen otobüse tıklım tıklım sığdırılmıştı. Olayın ardından otobüs şoförü gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan Osmancık polisi harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler eve baskın yaptı. Şüpheli arka kapıdan kaçarken bahçede 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Çorum Osmancık Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis Hıdırlık Mahallesi'nde Üme adlı şahsın evinin bahçesinde kenevir yetiştirildiğini tespit etti. Eve baskın düzenleyen polisleri gören Üme arka kapıdan kaçtı. Bahçede 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma sürüyor. Her gece uyurken horluyorsanız ve gün içinde kendinizi yorgun hissediyorsanız bu habere dikkat. Sizde uyku apnesi olabilir. Göğüs hastalıkları uzmanı Şengül Uysal teşhis ve tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Şengül Uysal uyku apnesine karşı uyardı. Uyku apnesi uyku esnasında solunumun durması. Bu en az belirlenen tıbbi süresi 10 saniye solunumun durmasına biz uykuda apne diyoruz. Uyku apnesi çok ciddi sağlık sorunlarına neden olan bir durum. Bunun mutlaka tespit edilip tedavi edilmesi gerekir. Uysal, hastalığın belirtilerinin neler olduğunu paylaştı. Uyku apnesi tabii büyük bir kesimi kilolu, obez dediğimiz kişilerdir. Fiziksel yapıları buna yatkın olan kişiler. Ama zayıf olan kişilerde de uyku apnesi olabilir. Özellikle bunu dikkatten kaçırmamak gerekir. Belirtiler çok önemlidir. Göz ardı edilemeyecek kadar açıktır. Özellikle kişilerin uykuda soluğunun durduğunun görülmesi, gözlenmesi ve bu kişilerin gündüz aşırı uyku hallerinin olması, oturdukları yerde uyuyakalmaları, bir televizyon izlerken uyuyakalmaları,
uyuyakalmaları, araç kullanırken uyuyakalmaları, bir gündüzleri dikkat ve konsantrasyon bozuklukları yaşamaları veya sabah uyandıklarında yorgun kalkmaları, dinç olmamaları gibi belirtiler, uyku apnesinin belirtileri olabilir. Bu konuda uyanık olmak gerekiyor. Şengül Uysal uyku apnesinin tedavi süreci hakkında da bilgi verdi. Tedavi sürecinde tabii tanı konduktan sonra kişiye özgün tedavi vermek ve genel önlemlerle tedavi yolu belirlenir. Genel önlemlerde kişinin kilo vermesi, sebep oluşturan bir takım ilaçlardan uzaklaştırılması veya uyku apnesine neden olabilecek üst solunum yolunda cerrahi bir düzeltme ameliyatının yapılması olabilir. En önemlisi de özgün tedaviler arasında uyku esnasında kullanılan, hava yolunun açıklığını sağlayan pozitif basınç veren cihazların kullanılması. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bir doçka silahı imha edildi. TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Karadağ bölgesinde 3300 metre rakım ve güç arazi koşullarında icra edilen operasyonda sabah Karadağ Latedem Tepe bölgesinde tespit edilen 3 terörist ve 1 doçka silahı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Aynı operasyon kapsamında Ziyaret ve Camitepe bölgelerinde yapılan arama tarama faaliyetinde 30 metre uzunluğunda 4 odalı ve 5 metre uzunluğunda tek odalı suni olarak yapılmış 2 mağara bulundu. Ben Türk komandosuyum! Düşmanı çelik pençemlerim! Düşmanı çelik pençemlerim! Mağaralarda bir doçka namlusu, bir biksi namlusu, 5 kutu açılmamış olmak üzere 1800 adet doçka mühimmatı, bir roket atar mühimmatı, bir adet jeneratör, çok sayıda örgütsel doküman ve bir miktar yaşam malzemesi bulunarak imha edildi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobil kavşaktan dönmeye çalışan tıra yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan eşi olay yerinde hayatını kaybetti. Yozgat Sorgun'da Abdullah Işık'ın kullandığı otomobil şeker fabrikası köprülü kavşağından dönmeye çalışan Diyat İpek idaresindeki tıra yandan çarptı. Kazada 71 yaşındaki sürücü Işık'la yanında bulunan eşi 69 yaşındaki Kadriye Işık olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü İpek jandarma tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alınırken araç içerisinde sıkışan cenazeler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkarıldı. Cenazeler Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Samsun'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda 25 kişi gözaltına alınmıştı. Sorguları tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ-PDY soruşturması kapsamında geçen salı sabahı Samsun ve ilçeleriyle Sinop'u kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda aralarında kamudan ihraç edilmiş memurlar, kapatılan Sakarya Dershanesi ile Feza Okulları çalışanları ve esnafla öğrencilerden oluşan 8'i kadın 25 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin bazılarının örgütün gizli haberleşme sistemi, Baylok kullandıkları ve Bankasya'da katılım hesaplarının bulunduğu ileri sürüldü. Polisteki sorguları tamamlanan 25 kişiden ikisi kadın 8 kişi Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine gideceğiz şimdi. Sahte bilezikleri dolandırıp kaçan dolandırıcılar, kuyumcuların kıvrak zekasından kaçamadılar. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da iki ayrı kuyumcuya giren şahıs, paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek elindeki sahte bilezikleri bozdurdu. Kuyumculardan biri aldığı bilezikleri incelediğinde sahte olduğunu anladı. Kuyumcular Derneği'nin ortak kullandığı WhatsApp grubuna mesaj yazarak meslektaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.
7 sahte bilezik bozdurduğu tespit edilen Rıdvaniye girdiği bir kuyumcuda yine bilezik bozdurmak isterken daha önce mesajla arkadaşları tarafından uyarılan kuyumcudan kaçamadı. Uyanık kuyumcu şüpheli şahsa şu an elinde yeterli nakit olmadığını ve biraz bekleteceğini söyleyip durumu polise bildirdi. Ekipler şüpheli genci gözaltına aldı. İş yerlerinin güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde şüphelinin babası olduğu öğrenilen Faruk Yeğen'in de polisin geldiğini görünce olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Rıdvan Niye tutuklanırken Faruk Yeğen'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Tokat'ın Zile ilçesinde yuvasından düşen yavru kumruya itfaiye ekipleri sahip çıktı. Bakımı yapılan kumru geri yuvasına konuldu. Tokat Zile ilçesi Uzun Çarşısı'nda işçi emeklisi Hasan Gülal yaklaşık 5 metre yükseklikteki yuvadan yavru kumrunun düştüğünü görerek imdadına yetişti. Duyarlı vatandaş Zile Belediyesi'ne yavru kuşla birlikte giderek tekrar yuvasına konulması için yardım istedi. Gözleri de açılmış. Bunu aldım belediyeye götürdüm. Belediyede arkadaşları ilgilendiren sağ olsunlar. İtfaiye haber verildi. İtfaiyede gereken hizmeti yapmaya çalışıyor. Yaşlı adamın talebi üzerine itfaiye ekipleri yavru kuş için harekete geçti. Bu arada Gülal henüz gözleri açılmamış yavru kuşa çay kaşığıyla su vererek kendisine gelmesi için çaba gösterdi. İtfaiye ekipleri bir iş yerinin tavanına merdivenle çıkarak yavru kuşu yuvasına koydu. Tokat'ta yaşayan Ömer Süer, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından etkilenen kazları için özel bir havuz yaptı. Yaklaşık 300 adet kazın aynı anda suya girerek serinlemeye çalışması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Tokat Doğancı Bağları Mahallesi'nde kümes hayvanları ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ömer Süer, hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkması nedeniyle sıcaktan etkilenen kazları için havuz yaptı. Süer birkaç tane kaz yavrusuyla hobi olarak başladığı işte yaklaşık 300 adet kazının olduğunu söyledi. Kazların sıcak havaları sevmediğini ifade eden Süer, şu an daha keyifli ve sağlıklılar dedi. Sıcak havaları sevmiyor kazlar. O yüzden biz de daha rahat olsun diye bir havuz yaptık. Şu an daha keyifliler, daha iyiler, daha sağlıklılar. Daha da güzel geçiyor günleri. Sıcak havalar oldukları zaman hayvanlarda bir durgunluk oluyor. Bir halsizlik oluyor. Yani iyi geçmiyor günleri. Ama şu an keyifleri çok iyi, sağlık durumları da çok iyi. Yaklaşık 300 adet kazın aynı anda suya girerek serinlemeye çalışması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Yozgat'ta 1900'lü yılların başında yapılan ve 100 yılı geçkin bir süredir zamanı gösteren tarihi saat kulesinde bulunan saatler ilgisizlikten durdu. Vatandaşlar yetkililerin saatlerle ilgilenmelerini istiyor. Geçen seneye kadar düzenli olarak bakımı ve yağlaması yaptırılan Yozgat'ın simgesi olan tarihi saat kulesi şimdilerde kaderine terk edilince zamanda durdu. Saatlerin tekrardan çalıştırılması için vatandaşlar yetkililerin yardımını istiyor. Bir aydır değil, daha önceleri de aynı şekildeydi. Bu saat kulesinin altındaki saatçi Niyaz vardı. O rahmetli olduktan sonra bu saat kulesinin düzeni kaçtı. Ondan bu yana da ne yapan var ne de bakan var. Sadece bir aylık değil. Tarihi eser tabii çok eski, ben bilene bilmem yapılışını. Yani benim babalarım, atalarım daha öncekileri de bilmez belki de. Kolleşmiş, çalışsa iyi olur. Ustası olmazsa, kurmazsa saat nasıl çalışacak? Yozgat'ın eseri kör kalmasın, çalışsın. Yetkililere söylüyorum efendim.
kardeşini götürdüğü salona haberi olmadan komşularının kendisini de kaydettirmesi üzerine başladığı tekvando'da Türkiye şampiyonluğundan dünya çapında başarılara imza attı. Amasya'dan Sümeyye Şentürk'ün hikayesini izleyeceğiz şimdi. Sümeyye Şentürk 7 yıl önce tekvando kursuna götürdüğü kardeşi Emre'nin antrenmanlarını izlerken komşuları tarafından haberi olmadan kaydettirildiği salonda spora başladı. Önce kardeşimi izlemeye gelmiştim. Fakat daha sonra aile dostumuz beni de kaydettirmiş. Ben bunu sonradan öğrendim. Ertesi gün kardeşimle beraber ben de tekvando çalışmaya geldim. Ondan sonra ben de kardeşimle beraber tekvandoya devam etmeye başladım. Karşı apartmanımızda tanıdığımız birisi vardı. Onun da oğlu tekvandodan derecesi olan bir sporcuydu. Hani kardeşim de kaydetmek istediler. O yüzden dolayı bu vesileyle biz de başladık. Tekvandonun bana çoğu şeyi kattığını düşünüyorum. İyi ki de başlamışım. Tekvandoyla o zaman tanışan Şentürk 2 yıl ara verdi. Ardından tekrar tekvandoya başlayan Sümeyye Şentürk, önce Türkiye şampiyonlukları, ardından seçildiği Türk milli takımıyla da dünya beşinciliği ve Avrupa ikinciliği elde etti. 2014 yılında ilk defa Türkiye şampiyonasına katıldım. Burada takım halinde 6. olduk. 2015 yılında Konya Türkiye şampiyonasına katıldık, Konya'da olan. Orada takım halinde 1. olduk. Senkron halinde 5. olduk. 2016'da katıldık. Orada takım halinde 1. olduk. Diğer takım arkadaşlarımla beraber 5. olduk. Hatay'daki 1. olduğumuzdan dolayı milli takım seçmesine çağrıldık. O seçmeden sonra da Peru'ya dünya şampiyonasına gittim. 5. olduk, dünya 5.'si. Geri geldik, çalışmalara devam ettik. Antalya'da Ferdi'de 3. oldum, Türkiye şampiyonasında yine. Takım halinde 1. olduk, milli takım seçmesine çağrıldık. Şükürler olsun yine seçildik. Ondan sonra Avrupa şampiyonasına hazırlandık. Avrupa ikincisi olduk. Pumse'de takım halinde 1. olduk. Ferdi yine Pumse'de Ferdi olarak 3. oldum bu sene. Diğer seneler zaten takım halinde yarışmıştım hep. 2018'e hazırlanıyoruz şu anda. Belli bir programımız var, antrenmanlarımızı yapıyoruz. 2018'deki öncelikli hedefimiz Türkiye şampiyonasında güzel bir derece yapmak. Ondan sonra tekrar milli takım seçmesine katılıp inşallah seçilmek. Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum. Geçen sene mezun oldum. Milli sporcu kontenjanından üniversite tercihimi yaptım. Bekliyorum. Sağlık Meslek Lisesi mezunu genç sporcu başarılarının yanında milli sporcu kontenjanıyla üniversite eğitimine devam etmek istediğinin altını çizdi. Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum. Geçen sene mezun oldum. Milli sporcu kontenjanından üniversite tercihimi yaptım. Bekliyorum. Tekvando her şeyden önce bir savunma sporu. Kesinlikle buraya hani dövüş kavga için gelebilecek bir spor değil. Şentürk'ün spora başlamasını sağlayan komşusu Ziya Kutlu da başarısından dolayı gurur duyduklarını söyledi. Sevgili izleyiciler, haber değeri taşıyan görüntüleri kaydederek 0552 417 1819 numaralı WhatsApp ihbar hattımızda bilgileriyle birlikte gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntülere de yer verelim. Ana haberin bu akşam da sonuna geldik. Türkiye'nin ve Çorum'un gözü kulağı olmaya devam edeceğiz efendim. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle veda edelim. Hoşça kalın.